kere çok hızlı yayılan bir virüs olduğunu biliyoruz. Yani varyantın çok hızlı bir bulaş etkisi olduğunu biliyoruz. Bunu çok önemli tıp tarihçileri teyit ettiler. Önce ona bakacağız. Ardından Omikron acaba pandeminin bir finali midir? Bunu sorgulamaya, bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız. Tıp tarihçisi Anton Erkorica, El Paris gazetesine bir açıklama yaptı dün. Ve bu açıklamada şunları söylüyor. Omikron tarihin en patlayıcı ve en hızlı yayılan virüsüdür diyor. Omikron tarihin en patlayıcı ve en hızlı yayılan virüsü. Hatta Erkorica diyor ki 14. yüzyılda dünyayı saran ve kara ölüm diye de bilinen hıyarcıklı tabir ederler. Veba pandemisinin dahi ve 19. yüzyıldaki kolera salgını dahi Omikron kadar öyle müthiş bir etkin bulaşlığı yoktu. Çünkü bunların salgına dönüşmesi belli bir zaman almıştı. O zamana yayılarak bunlar birer küresel salgına yani pandemiye dönüştüler. Lakin Omikron COVID-19'un kendisinden dahi çok daha hızlı bulaşıyor. Tarihin en bulaşıcı virüsü. Yani aslında Omikron COVID'den çıkmış bir virüs. Yani türevi, mutasyona uğramış hali. Ama COVID'den çok daha fazla ve çok daha süratli bulaşıyor. %70'lik bir bulaş hızından da etkinliğinden de söz ediliyor. Harvard Üniversitesi'nden aynı zamanda önemli isimler William Hennig gibi tarihçiler de aynı tezi destekliyorlar Omikron'a dair. Peki Omikron varyantı daha mı az öldürücüdür? Acaba söz konusu COVID'in bir bitişi anlamına mı gelir? Bununla ilgili farklı yorumları var bilim insanları. Ama genel hatlarıyla Dünya Sağlık Örgütü ve farklı ülkelerin bilim komiteleri ve sağlık otoritesinden gelen bulgular şu ki evet Omikron çok öldürücü değil. Çok öldürücü değil ama çok bulaşıcı. Şimdi Danimarkalı önemli bilim insanları ki bunu paylaşmıştım. Omikron'la birlikte artık pandeminin tarihe karışacağını düşünüyorlar. Bu sava inanan bilim insanları da var ama daha temkinli olan biraz daha bekleyelim diyen bilim insanları da var. Fakat şu bir gerçek ki yüksek perdeden konuşulan bir cümle var. O da sanki 2022'nin sonlarına doğru bu pandemi dünyanın gündeminden yavaş yavaş düşecek. Hani bildiğimiz bir gribal enfeksiyon düzeyinde olacak. Böyle olacağını analiz eden bilim insanlarının sayısının da ve o otoritenin sayılarının da arttığına tanık oluyoruz.